cumartesi hayatımıza renk katan, yüzümüzü güldüren, geçmişi bugünümüze taşıyan 80'ler TRT 1'de yoluna devam ediyor. Şahin! Şahin! Nerede? Gittiler mi? Evet, gittiler. Boşa gittiler ya! Diziye konuk oyuncu olarak katılan, tiyatro deyince aklımıza ilk gelen isimlerden Sinan Bengiyer, sıcacık sohbetiyle bir de bugünün konuğu oldu. Az sonra... Bakacaklar ama ortada ev falan yok ki. Yok mu? İki, bir, buyurun. Hemen çıkın seni, birazdan gelir. 80'ler setinde gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle çocukluğundan gençliğine, tiyatrodan dizilere, nostalji treninde Sinan Bengiyer'in yaşamındaki her durağa uğradık. Evet, Akın abi şeye bir dönelim Selçuk'a, yavaş yavaş dolalım. Evet, Sevil okuyacak abi. İki, bir. Ankara yeni mahalleliyim ben. Bahçeli evlerde doğmuşum Ankara'da. Ama babam 1906 doğumluydu, Allah rahmet eylesin. Babamın dedesi Ankara doğumluydu. Yani kökten Ankaralıyım. Annem İstanbullu, Eyüp doğumlu. Yani o zaman 1928'de, 29'da nasıl buluştularda evlendiler bilmiyorum artık. Çok neşeli bir ailede büyüdüm ben. İki abim vardı, Allah rahmet eylesin. Annem vefat etti, babam vefat etti. Ben hani Türk halkının deyimiyle tekte kazıntısıyım. Yataktan herkes türkülerle ya da şarkılarla kalkardı. O gün türküyle şarkıyla kalkmayan olursa birisi mutlaka sorardı ya bir şey mi var, rahatsız mısın falan diye. Sevecen bir aileydik hakikaten. Mahallem de öyleydi ama yeni mahalle de öyle çok şeydi. Herkesin gülerek dolaştığı bir mahalleydi. O herhalde hayatımıza yansıdı. Ben de neşeliyimdir. Sıkıntılarım elbette var, dertlerim elbette var ama bu dışarıdakileri ilgilendirmiyor, sadece beni ilgilendiriyor. Gülmeyi seviyorum, gülen insanları çok seviyorum. İnşallah bütün ülke güleriz. Çocuklar fotoğraf makinesi değil, o kamera. Hava astsubaylığı yaptığınızı öğrendik. Ezber yaparsak nasıl çalışıyorlar falan derler. Daha doğrusu hava astsubay okulunda okudum 1968'de, 66-67'de. Fakat o... İnternete düşerken orada sanki astsubaylık yapmışım da ayrılmışım gibi bir haber olarak düştü. Herkes öyle sanıyor. Ama askerlik çok özeldir erkekler için. Kısmetliyim o bakımdan, tiyatro yaptığım için. Türkiye'nin her yerini dolaşıyorum. Dolaştığım zaman da o dönemdeki arkadaşlarım hepsiyle görüşüyorum. O karşıya geçmiştir herhalde. Ha. Eyüp Sultan'a gitmiştir. Neden kariyer değiştirmek istediniz? Ya Nazlı ile evleneceğim diye ada vardı ya, adağını adıyordur. Ben emir altına girmeyi pek sevmiyorum ya. Yani ben kendim ne yapılacağını bilen bir insanım. Burada dekorlara bakarım mesela geldiğim zaman. Acaba şurada şu olsa mı diye kafamdan geçer hep. Ya o söylenmeden yapmalıyım. Söylendiği zaman yapmıyorum ben ya. Öyle bir huyum var. Ya da bir ay sonra yapıyorum. Biraz emir altında yaşamak bana göre değil. Emir vermeyi de sevmem. Yani şu işi yap demedim şimdiye kadar. Ben kendim başlarım. Eğer onun içinde varsa o gelir yardım eder bana. Ya Ergun'u gördünüz mü? Ya görmedik. Allah Allah ya. Sabahleyin evden dükkanı açacağım diye çıktı. Ama dükkan kapalı, ortada yok. Oyunculuk yolculuğuna nasıl başladınız? Gittim mi? Burada çalışıyor ya, belki oradadır, hemen çıkarabilirse. Tiyatro güzel bir meslek olduğunu anladım. 1200 lira maaşta bir fırına çağırdılar beni. Babam 440 lira alıyordu ve 5 kişilik aileyi çok rahat geçindiriyordu o zaman. Fırında çalışıyordum. Lise tiyatrosunda seyretmişler. Bize tiyatro yap dediler. Mert Egemen diye bir arkadaşım. Ve öyle başladım. 500 lira! 10 yumurta parası işte çocuk. Olur mu ya? Boşamazsa. Ver bakayım sen onlar bana. Peki ilk izlediğiniz tiyatro oyununu hatırlıyor musunuz? Çok işi var. Ben onun dayısıyım. Onun yerine bugün bütün koordinasyonu ben sağlıyorum. İsmini hatırlamıyorum ama Allah rahmet eylesin, Haluk Kurdoğlu'nun bir İstiklal Savaşı ile ilişkin oyunu vardı. Çok küçüktüm. Devlet tiyatrosuna rahat girip çıkma şansım vardı Ankara'da.
iki abim oradan emekli oldular vefat etmeden önce. O tiyatro tanıyordu tabii. Büyük tiyatroya da gidiyordum. O zamanlar adı Büyük Tiyatro'ydu. Ondan sonra küçük sahneye de gidiyordum. Altındağ Tiyatrosu'na da gidiyordum. Serviste gidiyordum. Serviste beni eve bırakıyorlardı nasıl olsa. Yeni mahallede oturanlar oluyordu. Çok fazla oyun seyrettim. Fakat Haluk Kurdoğlu benim ilk mitlerimdendir. Herhalde bunun gibi oyuncu olmak gerekiyor dedim. Sonra bir gün Ankara Sanat'ta Erkan Yücel'i seyrettim. Herhalde dedim oyuncu olacaksan böyle olacaksın dedim. Ama ikisi benim hayatımda çok önemli oldu. Çağırıyorlar. İlk oynadığınız oyun ve rolünüz neydi diye sorsak? Kastamonu. Göç'ü oynadık. Cevat Fehmi Başkurt'un lisede. Orada gördüler. Sonra Nalınlar'ı oynadık. Her benim yaş grubunun hemen hemen hepsinin hayatında Göç ve Nalınlar vardır. Çok güzel oyunlardır. Tam okul oyunlarıdır. Şehirlerin değişmesini anlatır. Birisi köyün geleneklerini anlatır. Göreneklerini anlatır filan. Şimdi başka, şimdi de zannedersem en çok şey oynanıyor. Komşu köyün delisi oynanıyor. Her köyün bir delisi var ya. 1200 lirayı bıraktım, haftada 7,5 lirayla işe başladım. Ama çok mutluyum. Sevdiğin işi yapmak çok güzel bir şey. Yoksa bunu muhatap almaz. Dayısına direkt ağzını burnunu kıracağım demez. Anlatabildim mi kaygımı? Bir ara tiyatroya ara vermişsiniz. Oyunculuğa geri dönüşünüz nasıl oldu? Ya evlenirken ara verdim. Şimdi eşim benim lise arkadaşım, Ankara Yeni Mahalle'den lise arkadaşım. Hani evlilikle bir arada yürümez falan diye düşündük. Fakat benim sayıklama huyum var. Gündüz çok konuşurum, gece de devam ediyorum buna yatakta. Tiyatro diye sayıklamaya başladım. İşte antre kaçırıyorsun, ezberini niye yapmadın? Ondan sonra Ahmet niye gecikti? Bir saat önce tiyatro olmasın. En sonunda bir gün eşim uyandırdı. Yarından itibaren tiyatroya devam et dedi. Yoksa sabaha kadar seni dinleyemem ben dedi. Tiyatroya tekrar başladım. Çok kısa bir süre bıraktım ama. Olmaz! Yemeğe sadece gelinle damadın, en seçkin genç arkadaşlara gelecek. Bir de ben. TRT ile yolunuz ilk ne zaman ve nasıl kesişti acaba? Ben de gencim, seçkinim. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz çekiliyordu. Biz de amatör tiyatro yapıyorduk. Yani para alıyorduk ama çok küçük paralar alıyorduk. Mutluyduk. TRT'den geldiler bizi. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz'a çağırdılar. Hapishane sahnesinde minicik bir ekmek dağıtma rolüm vardı. Çok mutlu oldum. Sonra bir çocuk dizisi çekiliyordu. Elma Şekeri diye. Ona çağrıldım. Sonra Giysi Sandığı diye çok güzel bir şey vardı. Çocuk dizisi vardı gene TRT'de. Ona çağrıldım. Nükhet Duru bir program sundu. Nükhet Duru'nun yeni patladığı dönemlerde. Kamera 1 diye bir program vardı. Orada skeçler oynadık. Çok tutuldu. Ki çok amatördük. Ama çok ses getirdi. Yani Allah uzun ömür versin. Halit Kıvanç İstanbul'a falan çağırdı bizi. Ama biz tiyatro yapıyorduk Ankara'da. Ama hayatımızdaki dönüm noktalarından birisi oldu. Halit Kıvanç gibi bir de bizi İstanbul'a gelin burada yapın demesi falan. Aslında benim yaş kuşağının ilk televizyon deneyimleri hep televizyonda, TRT'de olmuştur. Arkadaşlar sessizlik. 2-1 buyurun. Ama manitam geliyor abi. Listede ismin olmadığına göre henüz manita olamamışsın demek ki. Uzun yıllar sonra TRT ile yolunuz tekrar kesişti. 80'leri konuk oyuncu olarak nasıl dahil oldunuz? Olamamışım demekti. Bak 2-1 buyurun. İşte gördüğünüz gibi bunların hepsi benim eski arkadaşlarım. Bir kısmının çocukluğunu bildiklerim var, aramızda kalsın. Rasim'le tekrar buluşmak çok güzel. İşte Şoray'la buluşmak çok güzel. Yalçın Özden'le buluşmak çok güzel. Ayberk Atilla'yla buluşmak çok güzel. Hep görüşüyoruz dışarılarda ama aynı dizide buluşmak çok güzel bir şey tabii. Yine konuk olarak çağrıldım. Hiç şikayetim yok. Konukluğu seviyorum ben. Başka başka şeyler oynuyorsun. Çok ayrıca bu işi yaptım. Belki burayı ele geçiririm. Ankara'da plakçılık da yaptım çünkü. 76-77'de Bahçeli Evler'de. Yeniden sattığım plakların kasetlerini görmek falan çok güzel oldu bana. Saat kaç oldu bak, ortada yok. Gelecek dedim ya.
en başından beri 80'lerde hangi karaktere hayat vermek isterdiniz? Şeyde, nerede? Yani bilmiyorum. Plakçıyı oynamak isterdim ya. İçimde ukde kaldı. Müzikten çok hoşlanıyorum çünkü. Müzikle uğraşan bir aileydi. Abilerim bir yandan devlet tiyatrosunda çalışıyordu. Bir yandan da Neşe Karaböcek'e, Müzeyyen Senar'a, Safiye Aile'ye falan çalıyorlardı yani. Teşekkür ederim. Evet, sahne 20'yi rica ediyorum abiler. Gönlümüzde, hafızamızda yeri çok kıymetli olan ustamız Sinan Bengi Eren, TRT 1 ve bir de bugün izleyicilerine bir de mesajı olacak. Çok uzun zaman sonra TRT'de tekrar buluşmak çok güzel bir şey. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Huzurlu bir ülkede yaşama temennisiyle hepinize iyi günler diliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu benim gelinliğim değil. Gelinliğe fişne suyu döküldü ya. Hakiki Kütahya fişnesi. Düğün vakti geldi geçiyor. Damat ortalıkta yok ya. Olacak şey değil ya. Bana bak. 80'ler yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Hiçbirinde yok. Meksika sınırını geçmesin bu. Sami abi. Abi pastaya kaçıncı katı çıktın? Ne yapacaksın? Müteahhit misin sen? Ergun biraz daha ortalıkta görünmezse ve benim kızımın gözünden bir damla yaş gelirse